Şu an kısa bir mola verdik Cahit abiye. Bence nazar değdirdik bu kadar üzerine konuştuk. Tatravali'de de küçük bir sorun var. Bir Tatravali'ye araba gitmiş, özür dilerim. Amatörlüğüme vereyim bunu. Küçük bir ara veriyoruz şu anda ama hemen çıkartacağız arabayı sonrasında. Evet, bu arada gelen habere göre yüksek ihtimal şu anda hakemlerimizden gelen, parkurdan gelen bilgiye göre gaz teli kopmuş olabilir. Gaz teli koptuğu için Tahterevalli'de öyle bir problem yaşamış olabilir. Değerli misafirlerimiz, şu anda Turkcell Platinum Offroad Challenge 2023 muhteşem bir heyecanla başladı. 5 kapı numaralı aracımız start almıştı ve Tatravalli'de bir sorun yaşayarak gaz telini koptu. Şu anda bilgisi geldi. 10 dakika içerisinde eğer halledebilirse buraya gelecek. Şu anda da geliyor. Geri döndüğü dönüşünü görüyoruz şu anda. Biraz kızgın bir şekilde geliyor. Gerçekten üzülmüş. Evet, ama alkışlarla karşılıyoruz. Motivasyonunu düşürmek yok. Bu daha ilk turdu. İki tur daha var. İki turda bütün dengeler değişebilir. Ve şu anda finish noktasına ulaşıyor. Muhteşem bir coşkuyla gerçekten uğurlamıştık ve aynı coşkuyla karşılıyoruz. Bravo. Bir kez daha tebrik ediyoruz. Hemen aracımızın yanına gidelim. Hemen aracımızın yanına gidiyoruz bu arada. Evet, bayrakları teslim ettik. Şöyle hemen bir durdurduk sizi. Hemen. Evet, neler oldu burada? Neler oldu? Anlayamamışız. Ağır çekimde yarış var sanmışız. Bilememişiz. Ağır çekimde yarıştık. Ama hızla yapıyormuş, bilemedik. Zeki Bey, bu arada nasıldı? Çok güzeldi. Tabii. Uçtuk birazcık. Müthişti. Teşekkürler. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet, biz slow motion bir yarış hesap etmiştik ama öyle değilmiş. Hıza dayalıymış. Ama yine de sağ salim ulaştılar. Zeki, bu arada tebrik ediyoruz kendilerini. Survivor parkurlarından geldi. Avatar Atakan da aramızda arkadaşlar. Hoş geldin diyoruz kendisine. Hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Herkese başarılar diliyorum. Evet. Canlı güzel oldu. Parkurda görecek miyiz acaba? Bir aracımızla görecek miyiz? O tek kendi çıkar bence. O araca gerek yok ona. Araçlarla yarışın değil mi? Hadi kolay gelsin. Çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Evet, sevgili Enes de aramızda. Sevgili Enes, hoş geldin. Evet, kendisi de spor camiasında tanınan, bütün offroad parkurunu koşarak geçen deneyimli spor severlerimizden. De geçersin. Dekor bende. Vay. Evet, koşarak geçti bu arada. Yani gerçekten araçsız geçeceğini iddia eden yarışmacılarımızdan. Geçecek misin hareketten? Uygun da giyinmişsin beyazlar. Biz de bizim bir arkadaşımız yarıştı. Seval yarıştı. Şu anda galiba ikinciymiş kendisi. Evet. Bakalım, eğer müsaitlik olursa biz de tabii diğer araçla girmeye hedefliyoruz bugün. Dimex'ler zaten cayı cayı yanıyor içeride. Bekliyoruz. Hemen reklamı da attı araya. Bekliyoruz. Heyecanla bekliyoruz o anları. Evet, görüşürüz. Bu arada 6 numaralı aracımız start aldığını bir kez daha hatırlatıyoruz. Sevgili Doğan Kabak'la birlikte starttayız. 6 numarada Sinan Şanlı ve Sertaç Kara start aldılar. Gel. Evet, şu anda arda arda bu arada tüm pilotlarımız ve kopilotlarımız araçların başına hazırlık için geçtiklerini düşünüyoruz. Hazırlıklarını gerçekleştiriyoruz. Takımlarımızın şu anda Sinan Şanlı ve Sertaç Kara 6 kapı numaralı aracımızla startını gerçekleştirdiler. Heyecan Doruk'ta az önce 5 kapı numarasıyla Cahit Ergüzen ve Hasan Hüseyin Pedük, namı değer Çamur Hasan finish çizgisine zor ulaştılar ama buraya ulaşmayı başardılar. Onları da muhteşem bir coşkuyla Turkcell Platinum Offroad Challenge heyecanına yakışan bir şekilde karşıladık. Ve an be an sizlerle birlikte hem parkurda aynı zamanda da hakem masamızdan bilgileri iletmeye devam ediyoruz. Bayağı yanaştırmam farkındaysın ama. Mali var mı? Yanaştırmam.
abi. Evet, şu anda diğer yarışan pilotlarımızı üzebilir ama diğer start alacak takımlarımızı da heyecanlandıracak bir haber. Az önce start alan Sinan Şanlı ve Sertaç Kara 6 kapı numaralı takımımız bu arada en iyi sürede tamamladığını, süre olarak en iyi sürede tamamladığı haberi geldi. Ama bakalım bayraklar da tam mı? Hep birlikte göreceğiz. Bayrakları süreye böleceğiz. Hemen şöyle yanlarına doğru geliyoruz. Evet sevgili Sinan Şanlı, nasıl bir deneyimdi? Yanına lütfen kaydırmaz bant yapıştırın. Hani lan ile kaydık. Çok keyifli, çok keyif aldık. Çok teşekkür ediyorum. Süperdi. Evet, teşekkür ediyoruz bizler de. Tüm bayraklar. Eksik bayrak var mı? Evet ya. 3 eksik bayrağımız var. İyi bir sürede tamamladık ama eksik bayrakla tamamladığımız için bu da puanımıza negatif yönde bir etki yaratacak. Sinan Şanlı ve Sertaç Kara 6 kapı numarasıyla ayrılmışlardı. Şimdi 7 kapı numarasıyla Sultan Bakır ve Yasemin Tezcan 2 kadın yarışçımız bizlerle birlikteler. İnanılmaz heyecanlıyız. Çok eğleneceğiz. Çok eğlenceli. Dün bir deneme sürüşü yaptık. Çok eğlendik. En güzel de o rampa. Harika, eğlenceli geçiyor. Bakalım inşallah. Maksat eğlence. Şu an bilmiyorum yansıyor mu görüntü ama gözlerinizden anlıyoruz eğlenceyiz. Hakikaten o heyecanı hissettiriyorsunuz bize. Teşekkür ediyorum. Çok iyi. İnşallah güzel geçecek. O zaman başarılar diliyoruz efendim. Sizleri burada görmek müthiş. Pilotum harika. İnanılmaz zıplıyor. İnşallah bütün bayrakları toplayacağız. İnşallah dönüşte de böyle gülen yüzlerle gelin, bekliyoruz sizi. İnşallah. Enerji diyorum ben, motivasyon. Yüksek bir alkış alabilir miyiz alanımızda ve burada olanlardan? Sultan Balkır ve Yasemin Tezcan ikilisine bol şans diliyoruz, onlara birazdan start alacaklar. Heyecanla geri sayımı bekliyoruz. Ve an itibariyle start aldılar. Bol şans diliyoruz onlara. İlk anlarını heyecanla izlemeye devam ediyoruz. İlk yanal geçişte çok güzel bir girişti. Ama nefesleri tutuyoruz bayrağı alamadan. İlk yanal geçiş istasyonundan ayrıldılar. Yalnız Zeki, inanılmaz mı? 10-11 kapı numaralı aracımızın pilot ve kopilotları start noktasına alıyoruz onları. 8-9-10-11 start için. Evet, 8-9-10-11 kapı numaralı araçlarımızın pilot ve kopilotlarını araçların başına ve start pozisyonunda hazırlanmak üzere yerlerini almalarını rica ediyoruz. Teşekkürler. Hangisi abi? Çok cesaretli değiller miydi? Yani inanılmaz yanal geçiş. İnanılmaz ya, o kadar keskin bir dikey, evet, açıyla, evet, giriş yaptı. Devamını getirseydi çok rahat alabilirlerdi. İşte bu kadın cesareti. Gerçekten. Kesinlikle öyle. Söylemişlerdi aslında. Evet, bir şey geldi değil bir mi? Bir şey geldi şu an, zıplaya zıplaya. Bir şey hoş geldi, geldiniz. Evet, bu arada gerçekten alandan da alkışları duyabilirsiniz. Şu anda kadın pilot ve kopilotlarımız parkurda yarışırken arda arda araçlarımız da hazırlıklarına devam ediyor. Heyecanla sürelerini ve bayrak sayılarını, derecelerini merak ediyoruz, puanlamalarını. Arda arda araçlarımız gelmeye devam ediyor hazırlıklarını gerçekleştirirken. Biz de kısa kısa sohbetlerde bulunuyoruz. Şimdi burada enteresan bir durum var. Önde çıkan araç bu arkadaşlarımızın eşleri. Gerçekten. Evet. Biz iki arkadaş, onlar iki arkadaş. Önden onları gönderdik. Şimdi biz gideceğiz. Bu yarışın kazananı kim belli değil ama kaybedeni biziz. Eğer yarışı aynen öyle, yarışı kazanırsak evde kaybedeceğiz. Evet. Orası %100 zaten, onu konuşmayalım bile. Ya bilerek önden yollamışlar yani, hem kadınlarımızı öncelik, aynı zamanda dereceleri görelim, daha iyisini yapmamak için çok stratejik bence. Evde biraz şeysiniz anladığım kadarıyla. Böyle sizin sözünüz geçiyor biraz. Evet, sertsiniz. Vuruyoruz elimizi. Tamam hayatım. Son söz her zaman bizde. Tamam hayatım. Bitti.
Gerçekten coşkulu bir alkış, hemen aracımızın yanına doğru gidiyoruz. Hemen sormak istiyorum ben aracımıza ayrılmadan önce, bayrakları aldık. Nasıl bir deneyimdi? Çok eğlenceliydi, çok keyifliydi ama araba sağ olsun istediğim dediği şeyi vermedi bana. Tepki vermedi, orada biraz üzüldüm. Dün parkurda denemeyi de bile çok daha iyiydi. Biraz öyle üzgünüz ama... Evet, arka araç 8 numara sizin çıkışınızı gördükten sonra biz bu kadar iyi olamayız, mümkün değil dediler. O yüzden şimdiden daha galiba bu süreleri ve bayrakları teslim etmiş oldular galiba. Bayrak almayacaklarmış. Şimdi 3 kaçırdık. Evet, 4 bayrak kaçıracağınızı söyledi. Tahminde bulundular kadın pilot ve kopilotlarımız. Maalesef. Mikrofona bunu söylemeseydik. Evet, çok iddialılar. 8 numaralı araca seslendiler bu arada. Minimum 4 bayrak kaçırmalarını diliyoruz. Kaç? 4 mü? Tam 4 mü? Soruyorlar Zeki. Biraz heyecan var. Tam kaç bayrak? Evet. Şimdi evet, bu açımıza geldik. Doğan Kabak'la birlikte heyecan vermek için çok iddialı. Yan yana girecekler, bir düello var şu anda. Kapıdan kapıya mesajlar iletilecek şu an. Evet, durdu yan yana araçlarımız. 4 bayrak kaçırıyorsunuz ona göre. Tamam. Biz 5 bayrak kaçıracağız. Evet, start noktasına doğru gelelim aynı şekilde. Saniyeniz kaçtan. Evet, start noktasına aracın üzerinde ilerleyebiliriz. Tamam. Ağır ağır git kanka. Bir şey diyeceğim. Evet, start noktasına doğru ilerledik. En centilmen çiftimizle biraz sonra start alacağız. Kasklarımızı takalım. Bu arada 8 numara... Baba! Arkadaşlar... tam olarak kaçtı diyor. Arkadaşlar yarıştasınız, tamam. Evet. Eş baskısını unutun artık. Tamam, artık şey, akşam eve gidince ne olacaksa olacak zaten. Tamam, ona kaçış yok. Biz gideceğiz, siz gelmeyeceksiniz. Yani. Olsun, kaçış yok artık, olacak yani. Sağ olsun. Olacağı çare yani. Yok. Ben... O yüzden siz yarışa odaklanın. Tamam, unutun akşam olacakları. Bu gaza gelmesen. Mesut. Ben gidiyorum. Doğan Kabak kendi evine gidecek. Biz siz de böyle gelin gidecek isterseniz. Doğan Kabak. Ben şöyle ineyim. Sizi parkurla baş başa şey bırakıyorum. Şey söyleyeceğim. Evet, start pozisyonu alırlarken sevgili Doğan, bu arada bir şey söyleyeceğim. Hani bizi ne olur buna sevk etmeyin. O eve biz gideceğiz. Muhtemelen gecenin frenini de eğer iyi bir skorla dönerlerse yanlışlıkla akşama bizi davet edecekler. Hani vardır yani, vukuatlı erkekler her zaman arkadaşlarını bir davet eder. En azından o kızgın anlar, gergin anlar sakinleşene kadar çay kahveler içilir evde. Arkadaş dost meclisi. Abi yani ben uzun zamandır böyle bir cesaret örneği görmemiştim. Yani kopilot diyor ki gaza gelme, gaza gelme diyor falan. Böyle acayip cesaretliler maşallah. O inanılmaz bir giriş yaptı. Of. Aldılar bu arada bayrağı. Vay, bravo. Gerçekten. Nasıl böyle bir hata yaptılar bilmiyoruz. Evet, Sultan Hanım nerede, görüyor mu bunları? Challenge içinde bir challenge var şu anda gerçekten. Yani Türksel Platinum Offroad'da araç içinden şu anda yayınımızla devam ediyoruz. Sesleri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz şu anda. Gel sola. Gel yavaş, devam. Yalnız dön dedikten sonra görüntü gitti, ha geldi. Devam. Aldın mı? Aldım. İşte bu. Devam. Devam. Sultan Hanım, finish çizgisinde bekleniyorsunuz. Bir saniye, pilotlarımız neden koşmaya başladı aracı bırakıp şu anda? Evet, kopilotumuz ve pilotumuz hızlıca uzaklaşıyor alandan. Aa, plaka yok. Evet, şu anda evet Sultan Hanım koşarak geliyor. Yeşil bana bayrak almış, benim alamadıklarım evet. Almış ya. Olmaz mı? Alabilir miyiz o bayrağı? Nasıl centilmen? Belki Sultan Hanım çok iyi, eşlerimiz bizim kaçırdıkları aldı. Bayrakları da bizim için almışlar diyor. Kesinlikle öyle ama değil mi? Bak bütün bayrakları aldılar. Şimdi görüşürüz ya. Hayat müşterektir. Kesinlikle bence hayat müşterek. Yani paylaşmak gerekiyor. Bir
Evet, plakaları da yok. Bıraktık eşlerine. Gördüğünüz gibi muhteşem halde geldiler sizler için. Evet, bu manzara harika. Çadırın yatağını değiştirdim ya, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam abi, sıkıntı yok ya. Bir peçete alalım mı abi? Gözlüğün haline bak ya. Yok, daha yok, daha yok. Size yok. Bir şey söyleyeceğim. Parkur öncesi farklıydı, parkur sonrası farklı duygu değişimleri yaşandı. Sultanım, şu anda. Sultanım cesaret gelmiş. Evet, kesinlikle. Buraya kadarmış. Sizin bayrakları da kendi hanesine kaydettiklerini söylediler. Hemen bak, hemen. Zaten en başından beri bunlar böyle. Bizi inadına soktular yarışa. Sevgili Doğan Kabak, bu akşam kesinlikle Çaya Kayava'ya davetliyiz bence. Öyle gözüküyor. Beyefendiler i̇şte tarafından. Yarışma hırsı böyle bir şey demek ki. İşte parkura çıkınca eş bile dinlemiyorlar. O korku gitti ya. Çıkarken görecektiniz. Renkler bembeyaz. Kaç bayrak aldılar, ne yaptılar. Siz gerçekten izleyin tekrarlarını. Şimdi biz koşa koşa geldik. İzleyelim dedi, yetişemedik. Bir şey diyeceğim yenge. Gerçekten yarışma heyecanına ver. Yarışma heyecanına ver. Bu seferlik öyle olsun. Üç çocuk az değil. Öyle. Onda iki, bende üç. Ne yapalım? Evet. Yapacak. Bu seferlik af aldı. İnşallah duymuşlar bunları şimdi. Kapıda yatırırız, o kadar yeterli. Tamam, güzel, yırttılar, tamam, hayırlı olsun. Evet, sevgili Doğan Kabak 9 kapı numarasıyla Okan Yağcı ve Faruk Ürge çıkış yapacaklar. Bir şey çıkıyor buradan. Çok güzel araç. Müthiş araç. Evet. Vay. Hiç dur, of of of. Ah be. Çok güzel bir çıkış yapmıştı, evet, aslında. Müthişti. Çok minimal bir kayma. Çok hızlı çıktığı için oldu aslında. Biraz daha kontrollü. Evet. Yanalı biraz daha kontrollü girdi. Yanalı biraz daha yavaş girip aslında biraz daha böyle küçük hamlelerle devam etse orada alacak. Araç çünkü çok kabiliyetli belli yani. Evet, şu anda tahterevalle'de takıldı aracımız. Bir şu anda araçlarımız çekmek için şu anda Turkcell Platinum Park araçlarımız kalan aracımızı 9 numaralı Okan Yağcı ve Faruk Ürgen'in aracını çekmek için şu anda araçlarımız gitti. Çok farklı bir manzara var. Sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Tahterevalli'de oldukça riskli, en riskli ve en heyecanlı noktalardan birinde aracımız takılı kaldı. Okan Yağcı ve Faruk Ürge ikilisi. Ya ben bir daha bir araca güzel demeyeceğim gerçekten ya. Evet, ilk araçlardan birine de ne kadar güzel, evet, araç demiştik. O da bugün bir nazarım değiyor gerçekten. Evet, tekrar kuralımızı bir kez daha hatırlatıyoruz bu arada. 10 dakika süresi var. 10 dakika süre içerisinde bulunduğu durumdan eğer kurtarabilirse kendisini, süresi ve bayrakları ile birlikte tekrar süresi kaydedilecek. Süre kaybetse de en azından puanlamasını alabileceğiz ve bir sonraki ikinci ve üçüncü turlar için de ekstra puan almış olabilecek. Evet, şu anda hem ekibimiz hem de aracın kendi vincini de kullanmak için şu anda İstişareler yapılıyor. Kendini çek. Durduk yere. Adam konuşurken normal, ben buradan yanına böyle şey. Şu an orada çok keyifli bir görüntü var bizim için tabi ama muhtemelen pilotlar için değildir. Evet, hem oldukça araç yüksek hem de tahterevallinin tepesindeler, ekstra bir yükseklik var. Ama bu işin güzelliği de bu değil mi zaten? Buradan çıkacak olan hikaye yani. Bu onlar için 3 sene 5 sene unutulmayacak bir şey, süper yani. Kesinlikle ya, bu arada belki de hani o durumda kalmasının sebebi de ekstra yükseltme kitlerinin olması sebebiyle oradan bir atlama gerçekleşti. Lastik ebatları. Evet sevgili Murat Hocam. Murat Keleşoğlu bizlerle birlikte. Hocam sizce neden oldu böyle bir durum?
zemin demir olduğu için lastikler tutunmuyor şu an. Yükseltiyle falan hiç alakası yok. Yükseltili bir araç oradan çok rahat geçer zaten. Çamurun da etkisi var. Parkur tutunacak yani oraya tutunacak bir lastik daha icat edilmedi. Çivili olması lazım. Evet. Zeki, ben şunu anlıyorum hocamın söylediklerinden. Yalan korusunda biraz daha geliştirmemiz lazım kendimizi. 10 dakika süre var. 10 dakika süre içerisinde peki araçtan inip müdahale etme şansları var mı? Araçtan inmek, vinç bağlamak. Evet, aracı kurtarmak için araçtan inip vinç bağlayabilirler ya da bayrağı alamazlar. Bayrak haricinde araçlarını kurtarmak için araçtan inmek serbest. İlk defa böyle bu arada, ilk defa 4 yıl boyunca ilk defa böyle bir an yaşandı normalde. Evet, bir tane askıda kalmıştı. Vibrasyon istasyonunda kör sürüş etabında olmuştu. Vibrasyon etabında geçerken arabalarımızdan biri askıda kalmıştı. Tahterevalli'de gerçekten ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Ama herhangi bir can güvenliği tehlikeye sokmayacak bir pozisyonda kalması bizi mutlu etti. Ekip arkadaşlarımızla birlikte şu anda 9 kapı numaralı Okan Yağcı ve Faruk Ürge takımımızı kurtarmak için araçlarımız Tahterevalli istasyonunda, denge istasyonunda yerlerini aldılar. Talihsiz ama offroad sporu, gerçekten de doğa sporu zorlayan, limitleri zorlayan bir spor olduğu için her an her şey olabilir. Ama güvenlik önlemlerini, araç güvenlik önlemleri, kendi önlemlerinizi aldığınız sürece herhangi bir sorun yaşamadan, gördüğünüz gibi sadece bir anı olarak, talihsiz de olsa bir anı olarak hafızalarda kalabilir. İstanbul'un göbeğinde gerçekten böylesine bir parkta iddialı ve farklı zorluklarla hazırlanan istasyonlarda profesyonel offroad yarışçılarımız, deneyimli offroad yarışçılarımız yarışmaya devam ediyor. Her ne kadar profesyonel de olsak, araçlarımız da çok donanımlı olsa da doğa şartlarında bazen yetersiz kalabilme durumları gerçekleşiyor. İşte bu durumlardan bir tanesine tanıklık ediyoruz.